Selamlar. Size bugün biraz daha spesifik bir konudaki kitaptan bahsedeceğim. Birinci basamakta yaraya yaklaşım, aile hekimliği, evde sağlık ve palyatif bakım ismini taşıyan bir kitap bu. Bu kitap tabii ki biraz daha spesifik bir kitap. Özellikle doktor arkadaşları daha çok ilgilendiriyor. Yara bakımı yapan sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Bu kitaptan ben şahsen 6 ay evde bakım hekimliği yaparken çokça faydalandığım için sizlere de aktarmak istedim. Bence okunmaya değer, güzel bir kitap olduğu için sizlere paylaşmaya değer gördüm. Bu kitap Emma Tıp Kitap Evi'nden çıkmış. Editörlüğünü ise Profesör Doktor Seçil Günhal Arıca ve Doktor Öğretim Üyesi Hilal Özkaya yapmış. Kitap 2020 yılında çıkan bir kitap ve bu iki editör hocamız da aile hekimi uzmanı olan hocalarımız. Bu kitabı neden anlatıyorum size? Ben nasıl fayda gördüm? Kitabı bu konuda güzel ve farklı yapan şey ne diye soracak olursanız, öncelikle kitap konuya oldukça sistematik yaklaşıyor. Yani yaranın fizyolojisinden, histolojisinden başlıyor, hücresel düzeydeki olaylardan. Gittikçe daha kompleks, günlük hayatta karşılaştığımız, biz yara bakımı verirken karşılaştığımız, hatta bizi zaman zaman aşan çok daha detay konulara da değiniyor. Kitap kuşa kağıda baskı yapılmış, resimlerden oluşuyor, yazılardan oluşuyor. Çeşitli algoritmalar var, tablolar var. Bu açıdan oldukça kapsayıcı bir kitap bence. Şimdi size biraz konu başlıklarını okuyacağım. Zaten konu başlıklarını duyunca konuyla ilgilenen birisi demek istediğim şeyi anlayacak diye düşünüyorum. Mesela bakın birinci bölüm, yara bakımı ve takibinde birinci basamağın yeri ve etkinliği adını taşıyor. Sonra deriye anatomik ve fizyolojik yaklaşım, yaranın tanımı ve oluşum mekanizmaları, yara iyileşmesinde pozitif ve negatif etkenler, böyle daha hücresel düzeydeki konulardan başlayıp ilerledi. Sonra yara tiplerine genel yaklaşım, yara iyileşmesi ve bakımında genel ilkeler, yara tedavisinde nütrisyon ilkeleri, bu da çok önemli ve atlanan bir konu aslında, yara tedavisinde profilaksi ve aşılar, pansuman yöntemleri, yanık tedavisi, zaten başlı başına yanık önemli bir konu, bası yarası, bizim çokça evde bakım hastalarında karşılaştığımız, özellikle yatalak hastalarda, diyabet hastalarında bası yarası gördüğümüz ve tedavisi çok zor bir yara biliyorsunuz ki. Diyabetik ayak, sırf bu konuya özel bölüm ayırmışlar. Damarsal bacak yaraları, cerrahi yaralara yaklaşım, stoma bakımı. Stoma bakımı da mesela bana göre açıkçası detay bir konu ama eğer ki stoma bakımı yapmam gerekirse, yapmam gereken, dikkat etmem gereken şeylerin neler olduğunu aslında çok güzel şekillerle, yazılarla algoritmik olarak anlatmışlar. Bence çok çok güzel. İmmün süpresi hastada yara tedavisi. Çocuklarda yara bakımı. Yara tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon. Bunların hepsi atlanmaması gereken önemli konular gerçekten. Ve aslında popüler olan birçok yeni, daha doğrusu geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerinden bile bahsetmişler. Bunlar günümüzde biraz daha popüler oldu biliyorsunuz. Değişik sertifika programları var. Yara tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Böyle bir başlık. Son iki bölümü de şöyle. Yara tedavisinde yeni ufuklar. Son bölüm ise birinci basamakta yaraya yaklaşımda yaşanan sorunlar. Oldukça başlıklar güzel seçilmiş. Her bir bölüm farklı yazarlar tarafından tabii ki oluşturulmuş, anlatılmış. Ben sanırım bunu bir 4-5 aylık sürede okuyabildim. Zaten bilgi içeriği olan yoğun bir kitap. Ama dili çok da aşırı ağır değil. Yani herhangi bir sağlık çalışanı aslında bunu anlayabilir, anlatılanları. Ki bazı yerlerde ben de bazı kelimelere baktım mesela tam anlamı neydi bunun diye. Bence oldukça kapsayıcı ve güzel bir kitap olmuş. Zaten diyor ki arkasında güncel kanıta dayalı bilgiler ışığında yazılan kitabın kronik yaralardan korunma ve tedavi uygulamalarında bakım hizmeti veren tüm sağlık çalışanları için başucu kaynak kitabı olması dileğiyle demişler. Gerçekten de öyle. Ve bence birinci basamağa yönelik yazılmış olması da oldukça güzel. Çünkü biliyorsunuz yara bakımını birinci basamak tabii ki zaten yapıyordu önceden beri ama biraz dermatolojinin, biraz plastik cerrahinin konularına giriyor. Biraz işte diyabet konusu zaten çok yönlü. Göz hastalıklarından nörolojiye kadar birçok bölümün zaten konusuna giriyordu. Bir yandan damarsal tıkanıklıklar, damarsal bozukluklar, kalp damar cerrahinin alanına giriyor gibi gibi. Aslında multidisipliner bir konuyu birinci basamak özelinde ama çevre konularda yayılarak çok algoritmik tablolardan oluşan, fotoğraf ve resimlerden oluşan güzel anlaşılır bir dille bence
gayet güzel anlatmışlar. Benim bu kitabı puanım 5/5. Yani ben bunu okuduğum için hiç pişman değilim ve kesinlikle konuyla ilgilenen kişilere bunu öneriyorum. Tabii ki ara vere vere, sindire sindire, not ala ala, gördükleri konuların işte içeriğindeki bilmedikleri şeyleri bakarak, hatta detaylı bilgiler edinmek için yeni araştırmalar yaparak okunması çok çok faydalı oluyor. Ben açıkçası 5/5 vererek tavsiye ediyorum. Yeni önerilerde görüşmek üzere, hoşça kalın.